İmanımız ta mahiyet-i zatiye kadar meratiplerle donatılmış. Hatta mahiyet-i zatiye, imkan-ı zati imanın içeriğinde var. İman da peki nereden gelmiş? İman mahiyet-i zatiyeden gelmiş. Okuyun beraber çıkartalım. Ta mahiyet-i zatiye kadar imanın mertebelerle donatılmış. İmanın içinde mertebeler var. Ta mahiyet-i zatiye kadar. Ya bu iman var ya iman. Bu iman var ya bu iman. Sanki ziya gibi. Bütün o elvan-ı seba gibi. Bütün renkleri cem ettiği gibi. İmanda mahiyet-i zatiyenin bize verişi. Bize vermiş. Ama oradan gelmiş ama o değil. Ondan gelmiş ama mahiyet-i ayı dinleyin. İman mahiyet-i zatiyeden gelmiş ama o değil. Haşa. Ama böyle tabii açı buradan çıktığı zaman büyüyor. Ama imanın içerisinde şunat-ı zatiye var. Sıfat-ı zatiye var. Sıfat-ı subutiye var. Esmalar var. Esma-ı zatiye, esma-ı fiil hepsi içinde cem olmuş. Ya bu İman nasıl acayip bir şey ya. Yani şöyle ben imana hayret ediyorum. Lütfen böyle bir toparlarsanız. İman denen bir şey yok. Kainat var. Haşa. Tahayyülü küfür küfür. Tefekkürü küfür küfür olmadığı için söylüyorum. Allah'ın nereden hatırına geldi? Benimle kulum arasında bir münasebet kuracağım. O münasebetin İçine, münasebetin içine kendimi orada tanımlayacağım. Tayin ve teşahhus ettireceğim. Bunun adı iman. İman denen bir sistemi haşa. Bir yöntemi. Nasıl Allah'ın hatırına geldi? Yani benim kafam biraz böyle sorgulayıcı şey değildi. Tenzih ve tenzih, teşbih, teşbih, tenzih, soyut, somut ve... Dönüşüm de onu da zaten mukaddeme ilk belki 30 dakika onun için yaptık. Böyle çalıştığı için düşünüyorum böyle Allah'ım. Yani böyle bir Allah, ya iman denen bir şeyi, insan denen bir sistem içerisine o, çünkü imanın kemalinde sırrı insanı var. Yani iman da yok artık orada. İman imanı bitiriyor. Ne demek yani? İlim ile hiçliğini bilmek. Lan hiç, hiçbir şey bilmiyorum. Hiçim. Neyle bildin? İlim ile. Var, varlığımı bildim. Öyle bir makama geldim ki, aa yokmuşum. Gibi. İmanla bir kemale geldim ki, iman bitti. Kabu kavse, imkan ve vücut. Nasıl bitti? İman gaybaydı. Bitti mi? Hayır. İman bitmedi. Gayb da Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine mazhar olunca iman gayba aydı. İmanın suretiydi bu. İmanın sureti, iman işaretçiler, iman gaybadır. Bu imanın sureti. Yani sureti kanuniyeti diyelim. İmanın sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var, mahiyeti var. İmanın mahiyeti Miraç'ta devam ediyor. Yani imanın hakikati kelamına ve rüyetine mazhar oldu. İmanın hakikati bitti. Mahiyeti zatının bir nurudur. O hala devam ediyor yani. O kabu kavsende gayblık devam ediyor. Kabu kavsende esmaya mazhar olmadı ya. Esmanın bizzatı kendisine değil ki. Sıfatın bizzatı kendisine değil ki, şunatın bizzatı değil ki, ki zaten mahiyeti zaten konuşmuyoruz. Ya gene ne demiş? Yine kendini en iyi bilen yine sensin. Şualar 102'de imanın hakikati ilimdir diyor abi. Evet. Hakikat deyince pergeli şeye koyuyoruz abi. Hakayık eşay sabitetun. Esmanın mertebeleri bitti. Nereden anlıyorsun? Esmanın azami tecelli ettiği yer arştı. Arştı. Esmanın perdesiz tecelli ettiği azami derecede tecellisi arş-ı azamdı.
Kelamın en azami derece tecelli ettiği yer lef-i mahfuzdu. Geçti bunları. Sıfatları da geçti. Sıfatları da geçti. Şuunat. Şuunatı da geçti Kab-ı Kavsen'de. Ben de o tahayyül ve teşahhus etti. İmanın hala gaybliği devam ediyor. Mahiyeti, imanın sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti. Gayblık devam ediyor. Kab-ı Kavsen'de hala bendeki oyla, bendeki oyla, İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn. Bendeki odur. Ona söylüyor. Kim o? Ondaki bene. Bilmiyorum oradaki. Bilmiyorum gayb. Gayblık devam ediyor. Bu sistemi, bu yöntemi Allah nereden nasıl tahayyülü küfür değil, nasıl böyle yöntemi bulmuş, tövbe koymuş, yapmış, hafsalam almıyor. Yani dersin başında hayret ettiğim şeylerden bir tanesi de en çok her zaman derste kullanırım. Yani nasıl böyle Allah varken hiçbir yok, böyle bir sistemi kurması, içerisini böyle donatması, kendisiyle böyle bir bağlantı koyması ve onlardan da çok öteye kendisini orada ifade etmesi. İmanın içerisine kendisini ifade ediyor. Allah kendisini insanda ifade ediyor. Kainata, sıfatlarımla var. Zatımla beni seven kulumun kalbindeyim. Kendisini ifade etmesinin adı taayyum ve teşahhus. Onu fark eden insan İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diye söyler. Taayyum ve teşahhusun ifadesidir. Ki şu ağlar 9. sayfada Ustad İyâke nâbudu ve iyâke nestaîn diyebilende taayyum ve teşahhus ediyor. Veya taayyum ve teşahhusu fark eden diyebiliyor. Onu söylüyor. Şimdi devam edeyim. Hasan abi. Efendim abi. İnsan benim sırrımdır. Ben de insanın. Var ya Kutsi hadiste. İnsan benim sırrımdır. Sır insani. Ben de insanın derken iman diyebilir miyiz ona da? Abi. İmansız hiçbir şey yok. Ama hayır, ben de insanın sırrıyım diyor ya. O ona iman diyebilir miyiz? İmanın hakik. Sırrı iman. İmanın hakikati Mehmet kardeş. Bendeki o var ya o. Bende o. Bendeki oyla ondaki ben. Münasebet imanın hakikati. Burada iman hakkında bir şey demek istiyorum. Mektubat 289'da iman için diyor ki çok ilginç. Demek iman şuremizde beyan edilen hakikat-ı aliye-i nefsül emriyenin unvanıdır. Ve iman ile ondan istifade edilebilir. Eğer iman olmazsa nasıl ki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey madumdur, öyle de imansıza her şey madumdur, zulümatlıdır. Şimdi burada diyor ki çok ilginç, pek dikkati çekilmiyor ama iman neymiş? Hakikat-ı aliye-i nefsül emriyenin unvanıdır. Hakikat nedir? Tek tek gidelim. Esma-i ilahiyedir. O zaman esma-i ilahiyeler kainatı yapılandırdı. Esma-i ilahiyeler kainatı cil ve cemal nakış sanat olarak nefsül emri yani mevcudat oldu. Şu kainat esma-i ilahiyenin cil ve cemal nakış sanatıdır. Buna nefsül emriye yani vücud-ı hariciye gelmiş. Bir de yani diyeyim, su donmuş, buz olmuş. Su, haşa misal için söylüyorum. Su esma olsa, buz
Esma'nın cil ve cemal naksi sanatı nefsül emriye vücudar şu mevcudat elma, armut, kuş, deniz esmaların donmuş halidir. İşte esmalar bu kainatı yapılandırdı mı? He, bil fiil. Onun yazılımını bir kuvvesini insana koydu. İşte bu insana konulan esmaların yazılımı yani kainatı yapılandıran esmaların yazılımı insana bil kuvve olmasına imanın hakikati deniliyor. İmanın hakikati bu. İmanın mahiyeti ise zatına bakıyor. Hakikat. Mahiyeti iman ayetini yani ondaki ben. Bir daha onda ben var. Bende o var. Bendeki o'ya imanın hakikati. Ondaki ben gayiptir. Bilmiyor. Orada ben nasıl? O imanın mahiyeti. Ama arkadaşlar kendisini iman ismi altında içerisini daha hakikatini bilemediğimiz bir şeyle Allah bizde tayin ve teşahhus ediyor. Kendisini bize vermiş. Daha ne yapacaktı yani böyle? Böyle ölümmüş, koronaymış, kansermiş, dünyada çok kaldım, az kaldım. La kardeşim, münasebet cihetiyle bir an yaşaması. Münasebet cihetiyle bir an. Ne olur? Ebedi vücut kadar kıymetdar. Bu zerrecik vücudu, yani varlığa, mevcuda göre, vücut değil. Bu zerrecik vücudum. Niye? Mevcutta iyiyim. Ama vücuda göre zerrecik vücudum. Hadsiz vücudun aynısı. Bu nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz bir vücutlar kazanmasına vesile. Allah Allah. Allah Allah. Çok tuhaf ya. Ya bunu anlayamıyoruz ki. Yani şu var ya şu dört tane cümle. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsünü söyleyin hele, üçüncü cümleyi. Ha, kendinden daha kıymetdar. Değil mi? Kendinden daha kıymetdar. Hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Kendinden daha kıymetdar bak. Sen kendine kıymet veriyoruz. Kendinden daha kıymetdar. Hadsiz vücut. Niye mevcut demiyor? Bak arkadaşlar, kendinden daha kıymetdar, hadsiz mevcut değil, vücut. Cud. Cud. Coşuyor, vav geliyor, vücut. Beşeriyete iniyor, mim geliyor, mevcut. Cud. Barlada var cud. Çünkü iman zatının bir nurudur dermiş.